David Oras'ın kırmızı halı gibi oyuncu kadrosuna sahip yeni filmi Amsterdam vizyonda. Christian Bale, Margot Robbie, John Washington, Robert De Niro. Say say bitmez bu ekip. Peki David bu kadar A liste aktörlerin hepsinin masaya koyduğu şeyleri dengeleyebilmiş mi? Hadi hızlıca bakalım. Dostlar, korkarım ki Amsterdam bu senenin en büyük hayal kırıklıklarından biri. İyi oyunculuklar oraya buraya serpiştirilmiş, rafine ve yer yer iyi ışıklandırmalara sahip olsa da hikayesi, karışık ve sıkıcı senaryosu, tekrara düşen müzikleri ve yer yerde berbat oyunculuklarıyla bu film harcanan bir potansiyel. Fakat dürüst olmak gerekirse harcanmış ne potansiyel var onu da tam bilemiyorum. Film bir aşk filminden gizem filmine, komplo filminden homojla dolu bir dönem filmine, Marvel'ın film ve dizi çıkarmasından bile hızlı geçiş yapıyor. Senaryo bu türleri ve elementleri dengelemekte son derece kötü bir iş çıkarıyor. Işıklandırmalar iyi olsa da üst düzey değildi. Ses dizaynı da bayat, kurgu da denilebilecek bir seviyedeydi. Eğer Christian Bale'i seviyorsanız mutlu bir şekilde filmde en iyi olan şeyin muazzam oyunculuğu olduğunu söyleyebilirim. Nüanslı, karizmatik ve derin bir insan performansıydı bu. Fakat Christian'ın bu kadar iyi olması filmdeki diğer kötü performansları daha da kötü yapıyor. Margot Robbie, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, senaryo onlara pek malzeme vermiyor. Gelelim John David Washington'a. Bu adam her filmde aynı kişiyi oynuyor gibi hissediyoruz artık. Amsterdam ile birlikte oyunculuğundan iyice şüphe etmeye başladık. Umarız ki kendini geliştirir. Ayrıca hikayenin kalbi olan Margot ve John ikilisinin kimyası hiç yoktu neredeyse. Çok yanlış bir kast seçimi olmuş bizce. Filmin kostümlerinin, prostetiklerinin ve setlerinin iyi olduğunu ekleyelim. Kostüm ekibi iyi bir iş çıkarmış. Komedi altın olmasa da film boyu eğlendik diyebiliriz. Filmin Bale'dan sonraki en güçlü yanı sizi sıkmadan ''Abi dur bitiyor'' diye hızla gidip bitmesi. Çerezlik niyetine izleyebilirsiniz. Müzikler sıkıcı ve ana tema devamlı, devamlı, devamlı dönüyordu. Amsterdam sıkıcı ve ne olmak istediğini bilmeyen senaryosu, yine bir o kadar sıkıcı hikayesi ve uymamış oyuncu kimyalarıyla 2022'nin hayal kırıklıklarından biriydi. Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.